8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliği ile program düzenlendi. Program, Suriye sınırında düzenlenen İdlib Bahar Harekatı kapsamında meydana gelen şehitlerimiz nedeniyle anma programına dönüştürüldü. Akşam olur, hasret büyür. Kur'an-ı Kerim, dualar ve şiirlerle şehit düşen 36 kahraman Mehmetçiğimiz yad edildi. Bağrında sararıp soldun da gittin. Ciğerimi kanadıma yoldun da gittin. Toprağa nur olup doğdun da gittin. Kuzum, anayın ettin. Gara gara gözlerime baktın da gittin. Dumansız ataşlarda yaktın da gittin. Sığmadın tabutlara, daştın da gittin. Beni paramparça saçtın da gittin. Kuzu anı nettin. Ak kefenin kara göze büyüdün de gittin. Ciğerimi yerimden söktün de gittin. Cennet kapılarına yürüdün de gittin. Kuzu anı nettin. Siz küçük hayaller kurarak bu dünyaya çakılmayın derdi. Bu hayatta bizden tek istediği şey okumamızdı. Oku kızım. Kimse sana doğru olduğuna inanmadığın bir şeyi dikte etmesin. Fikrin olsun, duruşun olsun. Kimsenin aklını kiralık kullanma. Sırtını devlete daya, gerisine karışma demeyen bir babanın kızı. Karış kızım. Sen toprağına karış. Devlet-i ebed için karış, ilahi kelimetullah için karış. Kimi seversen de kabulüm. Yeter ki doğru olduğuna inandığın şeyi yap diyen bir babanın kızıyım. Benim babam, kızım ve milletim doğru olduğuna inandığı fikrini ve duruşunu özgürce söyleyebilsin diye çıktı. Benim babam, 28 Şubat, 12 Eylül daha yaşamayalım diye çıktı. Benim babam, devleti için verilen savaşta Allah Celle Celaluhu'nun bizim yanımızda olduğunu göstermek ve bu vatan için ne ölüden ne de ölümden korkmadığımızı tekrar kanıtlamak için çıktı. Onlara bu işin sonunda ölümün değil de şehitliğin, peygamber ocağının, peygamber kucağının, kevser şarabının, firdevs cennetinin olduğunu anlatmak için. İblis'te tüm olan askerlerimize Allah'ın korusun, ölen şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bugün bizi buraya toplanan büyük yiğitlerimize teşekkür ediyorum. Dünya kadınlar gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, sorumluluklarını bilen bireyleri yetiştirmek, evlatları yetiştirmek bizim şehit annelerine karşı temel sorumluluğumuzdur, yükümlülüğümüzdür. Görevini en iyi yapan, vatanını en çok seven. Bu ilkeyi her zaman geçmişte ve şu yakın tarihte verdiğimiz şehitlerimizi göz önünde bulundurarak aklımızda tutacağız. Her saniye bu duyguyla hareket edeceğiz. Ne olurdu yazmasaydım ben bu kara yazıyı, bilmeseydi namert soysuz içimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var, hilal taşıyan felek. Damla damla kan akıyor, delik deşik bu yürek. Toprağa düşse de yiğit, ölüm güç verir bize. İnancıma teslim oldum, zulüm güç verir bize. Bayrak yere düşerken alkışlayan itleri kahredecek Türk milleti. Destek veren güçlerim susmasın ey milletim. Bayraksız da ağır olmaz. Susar ise yiğitler, vatan bize yar olmaz. İdlib'de şehit olan şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bir ay önce inşallah onlar da sağlıklarına kavuşurlar. Çok üzgünüz gerçekten, söyleyecek tek şey bulamıyorum. Sözüm gittiği yer Sultanım dediği gibi.
Düzenlenen programa Esnaf Odası Başkanı Ömer Erdoğan, Genel Sekreter Sultan Çilek Nazlı, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kaymakam Metin Kubilay, şehit yakınları, gazilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'mizdeki şehitlerimizden dolayı, Türkiye'mizde başımıza gelen felaketlerden dolayı şehit anılarımızı esnaf kadınlarımızla buluşturma programına gönderdim. İdlib'de vatan savunmasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifa temennilerimi iletiyorum. Bununla birlikte Anadolu'nun vatan olduğu Malazgirt'ten bu yana Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de 15 Temmuz'da İdlib'de dünyanın herhangi bir noktasında şehit olan şühedamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın kurtuluşundan tutun da devletimizin kuruluşuna kadar önemli görevler üstlenen kadınlarımız, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canını içe sayılabilmiş, geleceğimize teminat sayılabilecek miraslar bırakmışlar. Bayrağımız, vatanımız, devletimiz uğruna feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anlıyoruz. Şehit annelerimizin emrini öpüyorum, saygılarımı sunuyorum. Program toplu hatıra fotoğraflarının çekiminden sonra son buldu.